Oğlum bir gün de kameramansız dolaşıyor. Abi işimiz bu. Şöhret olana kadar böyle. Merhaba. Merhaba. Şöyle kısa hikaye anlatayım size. 2014 yılında küçük bir eğitim planladık biz. Ticaret eğitimleriydi bunlar. Ticaret ve dijital kazanma eğitimleriydi. Türk Ekonomi Bankası desteğiyle oranın o zaman girişimcilik birimi başkanı İbrahim Coşkun'dan dedik ki ya böyle bir eğitim açalım dedik. Eğitimin devin yere 20 kişilik bir sınıfında açtık. Fakat beceriksizliğimizden açtığımız o küçük sosyal medya reklamlarını falan unutmuşuz. Kaydı da unutmuşuz. Ben de tatil etmiştim. Bir yerde 20 kişilik sınıfta 900 rezervasyon var. Öyle olunca iş buralara geldi. Yani ilgi vardı. Bizim de bir şey yapmamız gerekiyordu. Valla katılırsa işte Burak Seymen orada olacak. Biraz önce Mustafa Namoğlu'na söyledim. Ev sahibi biziz. Ya bir şey değil, bir yer tuttuk dedik insanlar buyurun gelsin hani tanışalım edelim. Çünkü şimdi şöyle biz sanayiciye hizmet veriyoruz. Gençler de işte soru soruyorlar çok. Ondan sonra onlara da bir soru cevap yaparız. Ben sanayicinin yerelden küresele götürme. Bizim de işimiz var. Sizinki ama Amazon'da. Evet, biz Amazon. Ben bilirim de ama sanayici yerel kısmında bir tecrübem yok. Evet. Bilen birine ihtiyacım var. Biz de zaten sanayiciyiz aslında. Üreticiyiz. Yaptığımızı satıyoruz. Ablası biliyor. Al sat yapıyoruz. Ben de sanayici. Benim de üretimim var da. Öyle mi? Ne üretiyorsunuz? Şey, bir kelepçe üretiyoruz. Kelepçe. Boru kelepçesi. Bu kelepçe. Ha süper. Valla çok isterim, beklerim ofisi. Tamam abi, Burak'ı da duyurmadık çünkü çok kalabalık olmasını istemedik. Evet. Burak da gelsin istiyorsan. İşte Burak da gelecek. Sabah onunla buluşacağız. Ondan sonra da etkinlik var. Tamam. Sen de gel abi. Şu an 1 Temmuz'daki şu Prime'ların Kanada ve Meksika'ya da açılması durumu. Zaten açılmıştı bizim, birkaç ürün açılmıştı. Şimdi tamamen geçiyoruz sisteme. Dur bakalım nasıl olacak. Oradaki süreciniz nasıl peki? Hani Amazon nasıl yönetiyor bu süreci? Yani FBA gösteriyor, Prime gösteriyor Kanada ve Meksika'da. Kanada'ya çevirip kendisi organize ediyor. Üstüne maliyetini koyuyor. Biz orada FBA gibi görünüyoruz. Zaten var ama şimdi duyurdu, bu aralıkta herhalde hepsini yapacak. Zorunlu geçiş. Yani Amerika kıtasını neredeyse tamamen kapatacak FBA diye. Çok büyük artış getirir diye düşünüyorum. Diğer taraftan da işte dropçuların işini bayağı sıkıntıya sokacak bir durum. Şöyle bir şey olacak yani, para koymayacak Amazon, sadece maliyetini koyacak üstüne. Zaten komisyonu var. Dropçu ne yapacak bu sefer? Drop yapan insanlar var ama gerçekten oraya hakkaniyetiyle önemli yani, ediyor. Ama onların da nerede biteceği belli değil. Ya bitecek işte, diyorum ya, şimdi biz bir yere getirdik. Ha, dedi ki Kanada'ya da götürelim, Allah razı olsun, Amazon kendisi yaptı. Meksika'ya da götürelim, ha kendisi yaptı. Yarın öbür gün zaten sel global ediyor ya, Avrupa'ya da aynı şeyi yapacak muhtemelen. Bakıyorum ben, benim ürünü Amazon Singapur'da satıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde satıyor. Drop falan değil, direkt Amazon satıyor. Amazon şimdi, nasıl olur? Nasıl? Amazon nasıl olur? Evet, şey sanki vendor hesap gibi satıyor. Biz görmüyoruz da, bunun farkında değiliz. Ama o yapıyor kendi kendine. Hacmi büyüttükçe ben niye orada ekmek parası bırakayım şey dropçiye, kendim yaparım. Yani bugün alt üst ürün göndermek değil, zaten yorumları da taşıyor. Aynen, sizinle devam et. Böyle bir düşünce var. O yüzden de sürdürülebilir bulmuyorum. Yani. Eyvallah. Çok da beğeniyorum paylaşımları. Geçen sonki o ihracat şey, üreticiye özel YouTube videosu. Şimdi bana diyor ki eğitim alfama, eğitim bedava. Hem de abi süreci A'dan Z'ye kurma üzerine kurulu. Yani hele o kargo gönderiyor. Buradan kargo gönderiyor. Orada karşılamayacağız. Şimdi bak, birçok depocu var. Birçok Amazoncu var. Hiçbir tanesini mal yüklerken, hiçbir tanesini gidip Amerika'da karşılarken depodan hiç görmüyoruz, öyle bir görüntü yok mesela ortada. Beni meşhur eden de o zaten.
Yani şimdi ben çok mu büyük bir Amazoncuyum? Hayır abi, kendi çapında bir iş yapıyorum yani aslına bakarsan. Ama ben realim. Öyle bir durum var. Diğerleri denemiş, olmuş, becerememiş, hadi diyor danışmanlık yapayım. Kimseyi kötülemek istemiyorum ama bir sıkıntı var. Yani. Business anlatıyorum aslına bakarsın. Diyorum ki çekil listesi yap kardeşim, maliyetini düzgün hesapla. Şirketini kur, markanı al. Yani adım adım, hani ne yap? Altyapısı olmazsa bir binanın, yani temelini sağlam atmazsan abi o bina yıkılır. 2-2-4. İşte sürdürülebilirlik dedikleri de o. Anlatabiliyor muyum? Altını hazırla. Her şey düzgün olsun. Ondan sonra abi parayı buldukça yap. Buldukça yap. Yavaş yavaş büyüsün. Benim gerçekten size tanışma gibi bir hedefim var. Yani eyvallah. Gerçekleştirmiş olup sizin sevdiğim yönlerden bir tanesi de şu. Siz şimdi yanlış hatırlamıyorsam endüstri mühendisiniz. Evet. Kurumsal bir sektörde belli bir tabii süre çalışmışsınız. Ve bunu da aslında siz bir şey yansıtamıyorsunuz. Yani şimdi Amazon, evet Amazon. Amazon'da nasıl satış yapmalısın? İşte nasıl başlamalısın? Markayı nasıl yaratmalısın? Bunlar hep anlatılıyor. Ama bir şirket nasıl kurulur? Şirketin düzeni nasıl olmalıdır? Şirketin giriş, gelişme sonucu nedir? Bunu anlatan yok. Ve ben bunu sizden görüyorum. Eyvallah. Yani, şöyle başlayayım isterseniz. Az önce videoda gördüğünüz dünyada normaller değişiyor diye bir şeyler söyledim ben. 12 yıl falan oldu ben bunu söyleyeli. Fakat pandemide bu normallerin değişmesini siz çok daha şey duydunuz, yoğun duydunuz. Hep bir hani hayatımızda bir şeyler değişti, eve tıkandık, kapandık bilmem ne falan filan diyorduk ya. Bunda biz o normallerin değişmesi kelimesini televizyonlardan daha çok duymaya başladık. Ama yaklaşık 8-9 yıldır ben bütün çıktığım konferanslarda aynı örneklerle anlattım. Hatta şimdi PTT AVM CEO'su da burada. Onun yanında aynı espriyi gene yapayım. Yanında PTT jetonu olan var mı? Var mı? PTT jetonunun ne olduğunu bilmeyen var mı? Şaka yapıyorsunuz. Abi kalk gidelim, kalk. Thank you.